Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle en lezzetli mantar yemeklerinden bir tanesi olacak inanılmaz güzel bir mantar tarifi hazırlıyoruz. Mantara bir kaşık un ekleyin ve bu mantar yemeği tarifini mutlaka deneyin diyorum. İlk olarak yanmaz yapışmaz bir tavanın içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını alıyorum. Temizleyip ayıklamış olduğum 400 gram mantarı tavanın içerisine alıyorum ve yüksek ateşte mantarı pişirmeye başlıyorum. Mantarların ilk yüzeyleri pişmeye başladı. Gördüğünüz gibi renkleri değişti. Şimdi diğer yüzeylerini de çevirip her yerinin güzelce pişmesini sağlıyorum. Orta ateş ile yüksek ateş arasında bir ısıda pişiriyorum ki mantarlar sulanmadan hızlıca pişsin, suyu içinde kalsın istediğim için. Sık sık çevirerek mantarların her yerinin güzelce pişmesini sağlıyorum. Pişmeyen bir yeri kalmasın istediğim için. Zaten çevirirken mantarlar yumuşamaya başladığında hissedeceksiniz. O yumuşaklık hissini aldıktan sonra içerisine doğramış olduğum bir tane kırmızı kapya biberi ekliyorum. Ve mantarlarla kapya biberi karıştırıp 1-2 dakika daha bu şekilde pişiriyorum. Sıra geldi bu tavada nefis sebzeli mantarın baharatlarını eklemeye. 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı tuz, çay kaşığının ucuyla karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve yarım çay kaşığı sarımsak tozu ekledim. Ve baharatlar ile mantarı güzelce karıştırıyorum. Baharatları sevdiğiniz baharatlarla değiştirebilirsiniz. Sevmediğiniz baharatları çıkarabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize bağlı. Şimdi lezzetlenmesi ve güzel kıvama gelmesini istediğim için bir yemek kaşığı tereyağını ekledim ve eritiyorum. Ardından hafif tepeleme olacak şekilde bir yemek kaşığı unu ekliyorum mantarın üzerinden. Ve un ile mantarı kavurmaya başlıyorum. Unun çiğ kokusunun çıkmasını istediğim için sürekli karıştırarak en az 3-4 dakika bu şekilde pişiriyorum. Sürekli karıştırarak unu iyice kavurdum. Zaten unun kokusunun çıktığını anlayacaksınız. Böyle daha pişme kokusu gibi bir koku gelmeye başladı. Şimdi tavanın içerisine bir su bardağı soğuk süt ekliyorum. Un topaklanmasını istediğim için. Ve sürekli karıştırarak bu unlu sütlü mantar soteyi pişirmeye devam ediyorum. Bu aşamada sürekli karıştırmanız gerekiyor ki un tabana çöküp yapışmasın diye. Karıştırmaya devam ettikçe artık mantarın sosu kıvam almaya başladı gördüğünüz gibi. Çok daha güzel ve kremamsı bir hal alıyor. Kremalı mantar tarifine denk bir tarif diyebilirim bu tarif. Ve hatta ondan çok daha lezzetli bir kremalı mantar tarifi hazırlamış oluyoruz aslında. Mantarın krema sosu iyice yoğunlaştıktan sonra içerisine doğramış olduğum çeri domatesleri ekliyorum ve onları da karıştırıyorum. Domatesleri özellikle en son aşamada ekledim ki çok fazla ölmesinler diye. Şimdi son olarak bu mantarın lezzetine lezzet katacak kaşar peynirini ekliyoruz. Ve kaşar peynirini de güzelce karıştırıyoruz ki iyice erisin ve o krema dokusuna çok daha güzel bir doku kazandırsın istediğimiz için. Eğer kaşarlı mantar tarifini seviyorsanız bu soslu kaşarlı mantar tarifine de bayılacaksınız diyorum. Özellikle kahvaltı için hazırlayabileceğiniz en kolay kahvaltılık mantar tariflerinden bir tanesi oluyor. Ekmek bana bana yemeğilik inanılmaz lezzetli bir mantar tarifi oldu. İster tek başına mantar yemeği olarak yiyebilirsiniz. İsterseniz ana yemeklerin yanına eşlikçi olarak kremalı mantar tarifi olarak servis edebilirsiniz. İsterseniz de kahvaltılık mantar sote tarifi olarak ekmek bandıra bandıra yiyebileceğiniz en kolay ve en lezzetli mantar tariflerinden bir tanesini hazırlamış olduk sizlerle. Lezzeti gerçekten inanılmaz ve bu konuda çok iddialıyım. Kıvamı, dokusu, o eriyen kaşarı ile mantarın uyumu zaten anlatılmaz yaşanır diyorum. Eğer kaşarlı mantarı severseniz kesinlikle ama kesinlikle bu mantar tarifimi deneyin. Denedikten sonraki yorumlarınızı da benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.